Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Müge Erdoğan firmalara verdiği danışmanlık hizmetleri ve çok daha fazlasını sizler için anlatacak şimdi. Üstelik sizlere bir de mesajı var. Bence kaçırmayın. Müge Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İlk olarak sizi daha yakından tanımak istiyorum. Ben Müge Erdoğan. Bilgiye, öğrenme, eğitime çok açık bir insanım. Bu nedenle uzun yıllar değişik eğitimler aldım, değişik sektörlerde deneyim kazandım. Genel müdür olarak görev yapmaktayım ancak ana işim aslında yönetim danışmanlığı. Uzun yıllardır firmalara danışmanlık hizmeti vermekteyim. Aslında danışmanlık şeklim normalden biraz farklı. Normalde danışmanlık yaparken bir firmanın check-up'ını alır, akabinde yol haritası çizeriz. Bu yol haritasının hayata geçmesi için de kendim bizzat bütün kanalların, bütün sistemin inşa edilmesi için firmanın bünyesinde yer almayı tercih ediyorum. O yüzden standartlardan biraz farklı. Ancak ben bizzat bu yol haritasının çalışabilmesi için firma bünyesinde yer alarak bütün süreçleri inşa etmeyi tercih etmekteyim. Proje geliştirmeden şirket kültürü oluşturmaya, ekip yetiştirmeden hiyerarşik model oluşturmaya kadar birçok alanda faaliyet göstermekteyim. Yeni satış kanalları oluşturup süreci uçtan uca yönetmekteyim. Firmanızda birçok marka yer alıyor. Bu markalardan birini bugün ele alacağız. Kuruluş hikayesini, serüvenini sizlerden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Mini Home daha çok yeni bir firma. O bizim bebeğimiz. Bir yıl olmadı başlayalı Mini Home markasıyla. Ne kadar yeni olsa da kökleri çok derinlere dayanıyor aslında. 8 tane firmayı bünyesinde bulunduran, 200'den fazla çalışana sahip 70 yıllık firma olan Mahmutoğlu Elektronik çatısı altında yer almakta. Bu firma çatısı altında ithalat, ihracat, ünlü global markaların distribütörlüğü, dağıtım hizmetleri gibi birçok alanda faaliyet gösteriliyor. Özellikle operasyonel anlamda çok güçlüyüz. Tüm bu güçten Mini Home olarak tam anlamıyla faydalanıyoruz diyebiliriz. Başlarda firma sahiplerimize 7 farklı kanal oluşturmuştuk. Bu kanallardan biri de online satış kanalı oluşturmaktı. Zaman içerisinde online pazarların çok hızlı büyüdüğünü ve çok geniş bir paya sahip olduğunu fark ettikçe bütün anlamıyla biz online kanallarda aktif olmak için fokus olduk. Sonrasında yapmış olduğumuz araştırmalarla ev dekorasyon alanında ciddi bir ihtiyaç olduğunu fark ettik. Akabinde de Mini Home markası kurulmuş oldu. Çok güzel, çok da güzel ürünlere yer veriyorsunuz bu marka çatısı altında. Neler yer alıyor, izleyicilerimize anlatır mısınız biraz Müge Hanım? Mini Home isminden de anlaşılacağı gibi mini kelimesi altında toplanan bütün ev dekorasyonunu portfolyosunda bulunduruyor diyebiliriz. Açıkçası büyük mobilyalara yer vermeden tamamen büyük mobilyaların tamamlayıcı olan ürünleriyle çeşitlilik kazandırmaya çalışıyoruz. Daha minimal parçalar yer alıyor diyebiliriz öyleyse. Aynen, aynen. Tamamen dekoratif, minimal parçalar yer almakta. Çok güzel. Peki talepler etkili oluyor mu sizler bu ürün çeşitliliğini oluştururken? Tabii ki. Olmaz mı? Yani şu anda müşteri taleplerimizi takip ettiğimiz bir yazılım sistemimiz var. Müşteri taleplerini tamamen göz önüne alarak yapmış olduğumuz bir araştırma şeklimiz var. Bu araştırmalara istinaden ürün geliştirmelerimizi gerçekleştirmekteyiz. Ürünlerinizi online olarak satışa sunduğunuzdan bahsettik az önce. Bu durumu sizler için ve kullanıcılar için ne gibi avantajları oluyor peki Müge Hanım? Ya da zorlukları oluyor mu zaman zaman? Tabii ki her sektörde olduğu gibi dezavantajları da mevcut. İşinizi iyi yaptığınız sürece dezavantajları avantajların çok çok gerisinde kalıyor gerçekten. Biz online pazarın dinamiğini çok seviyoruz. Bizi çok heyecanlandırıyor açıkçası. 7/24 açık bir sistem bir kere. Her an müşteriyle iletişim kurabiliyorsunuz. Bence sektörün en büyük avantajı çok fazla son kullanıcıya ulaşabilmek diyebiliriz. Çok güzel, çok da aktif bir markasınız aynı zamanda. Güzel yorumlar, geri dönüşler de alıyorsunuz Müge Hanım. Tabii ki alıyoruz. İzleyicilerimizle paylaşmanızı istiyorum. Özellikle de sohbete başlamadan önce benimle paylaşmış olduğunuz detayı. Tabii ki. Şimdi yorumlar konusunda biz çok güzel yorumlar alıyoruz. Yani kötü yorumlarımıza istinaden iyi yorumlarımızın oranı çok yüksek. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Hatta bu yorumları firma içerisinde paylaşarak da motivasyonumuzun artmasını da sağlıyoruz diyebiliriz. Çok güzel. Bunun dışında tabii ki çok renkli bir kültüre sahibiz. Eminim beni benzer işler yapan sektördeki firmalar anlayacaklardır. Yakın zamanda çok değişik bir şey yaşadık açıkçası. Biz ürünlerimizin yanında uzun süredir kedi köpek maması hediye etmekteyiz. Ancak gerçekten çok ilginç yorumlarla karşılaşıyoruz. Bize çok fazla bu mamayı yemek isteyenler, insanlar da bu mamayı yiyebilir mi diye gelen sorular mevcut. Yakın zamanda yaşadığımız bir olay hatta sosyal medyada da çok fazla popüler oldu. Evet, hem Twitter'da çıkmıştı. Hem sosyal medyadaki ünlü sayfalarda paylaşıldı. Bir müşterimiz bizim hediye olarak göndermiş olduğumuz mamayı kraker zannederek
tüketmiş. Tabii sonrasında karnı ağrımış ve bundan dolayı çok şikayetçi olduğunu yorumlara eklemiş. Bir de bilgisayar başında tükettiği için anlamamış da değil mi ne kadar yediğini? Büyük ihtimalle loş bir ortamda oldu ve hani üzerinde çünkü bütün ibareler var. Mama olduğuna dair ibareler var. Hatta küçük bir notumuz var. Sokak hayvanlarını beslemek sizden, mamalar bizden tarzında böyle küçük bir mesajımız da oluyor içerisinde. Ancak böyle bir şey olmuş. Bu çok fazla popüler oldu. Güzel bir etkileşim olmuş. Kendisine de geçmiş olsun diyelim yine de buradan. Aynen, çok geçmiş olsun. Normalde böyle bir şey yaşamayı biz hiç beklemiyorduk ama tabii ki olabiliyor. Bunun gibi çok farklı değişik anılarımız, tecrübelerimiz oluyor. Tabii bunları saatlerce anlatmak gerekir, bitmez burada. Belki zaman zaman yine konuşuyor oluruz. Bunlarla birlikte minik dostlarımızı da unutmadığınızı görüyoruz. Markanızda ürünlere yer veriyorsunuz onlar için. Evet, Mini Home'un ruhu canlılara ve doğaya karşı duyarlı bir ruh. Olabildiğince ne kadar fazla canlıya dokunabiliriz, ne kadar fazla fayda sağlayabiliriz, bunun peşinde koşuyoruz. Hatta bilirsiniz firmaların sayısal hedefleri olur. Aylık satış hedeflerini tutturdukları zaman bunu kutlarlar. Bizimse motivasyon kaynağımız şu şekilde oluyor. Eğer bir ay içerisinde binlerce sipariş teslim edildiyse biz binlerce sokak hayvanına destek olmuş oluyoruz. Bu da firma içerisindeki bütün ekibimiz için çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Harikasınız Müge Hanım. Emeklerinize sağlık demek istiyorum. Ürün çeşitlerinizi oluştururken bir yandan çevre dostu olmasına da önem gösteriyorsunuz. Tabii ki. Bu detay da önemli. Evet. Aslında istiyoruz ki bütün ürünlerimiz çevre dostu ürünler olsun. Ama şu anda elimizden geldiğince kategorilerimizi eklemeye çalışıyoruz. Şu anda ekonatürel ürünlerle mutfak ve banyo ürünlerinde hizmet vermekteyiz. Hatta bu ürünün Türkiye distribütörlüğü için de çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam etmekte. Çok güzel. Sohbetimizin başlarında minik parçalara yer verdiğinizi söylemiştik Müge Hanım. Evet. Bu minik parçalarla, küçük parçalarla büyük değişimler yaratabilir miyiz iç ortamlarda bulunduğumuz mekanlarda? Tabii ki. Bizim çok güzel minik dekoratif ürünlerimiz var, aydınlatmada özellikle. Yani küçücük bir ışık dersiniz ama inanılmaz bir ambiyans ortam yaratabiliyor. Bu da evlere yeni bir ruh katıyor. Dolayısıyla küçük parçalarla çok büyük değişimler yaratmak mümkündür. Peki marka yolculuğunuzun çalışma kadrosunda kimler yer alıyor? Biz rekabetle değil, işbirliğiyle çalışan bir ekibe sahibiz. Bir hedefe doğru aynı gemide hep beraber aynı yöne kürekleri çekiyoruz. Bu bizim en büyük sermayemiz. Bir yerde bir sorun olduğunda, bir yangın çıktığında herkes kovası küçük büyük ne varsa suyunu alır koşarak yangını söndürmeye gelir. Dolayısıyla eğitime çok önem veriyoruz. Mini Home'u küçük bir eğitim yuvası olarak düşünebilirsiniz. Bizimle çalışan herkesin yeteneklerini keşfetmeye çalıştığımız ve onlara en uygun noktayı bulmaya çalıştığımız bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Ortam yaratmaya çalışıyoruz. Mini Home'u yeteneklerin keşfedildiği bir eğitim yuvası olarak düşünebiliriz. Peki ilerleyen zamanlar için hedefler, planlar neler markanız adına Müge Hanım? Açıkçası şu an en büyük hedefimiz global pazarlara girmek. Şu anda da zaten yavaş yavaş ihracat olarak adımlarımızı atmış bulunmaktayız. Ürünlerimizi açtık, siparişlerimizi vermeye başladık. Ama şu an çok yeniyiz. İleride Türk markası olarak Mini Home'u globale taşımak en büyük isteğimiz. Hatta global pazarlama yüksek lisans mezunu olan, ben de dahil olmak üzere global pazarlama yüksek lisansı yapmış ve bu alanda değişik perspektiflerde tez çalışmalarına sahip çekirdek bir kadromuz var. Tamamıyla yurt dışı pazarlarına açılmak için hazırız. Bunun için elimizden geldiğince çalışmaktayız. Kolaylıklar diliyorum çalışmalarınızda, başarılarınızın da daim olmasını diliyorum Müge Hanım. Son olarak lifestyle izleyenlerine söylemek istedikleriniz olur mu peki sohbetimizi noktalarken? Şu anda bize her yaş grubundan, her sektörden dinleyen, izleyen insanlar olduğunu düşünüyorum. Onlara şunu söylemek isterim. Belki dünyanın en iyi buz pateni dansçısınız ama bunu denemeden bilemezsiniz. Yeteneklerinizi keşfedin, olabildiğince her şeyi deneyin ve bunun için cesur olun. Eğer yeteneklerinizi fark ederseniz, potansiyelini fark ederseniz kendiniz için en doğru şeyi yapmış olursunuz. Yaşınız, işiniz ne olursa olsun potansiyelinizi fark edin. Ülkemiz için bu farkındalığı olabildiğince arttırmamız gerekiyor. Ancak bu sayede daha iyi şartlarda yaşamak mümkün. Çok teşekkür ediyoruz Müge Hanım. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bugünkü stüdyo konuğumuz firma genel müdürü Müge Erdoğan'la çalışmalarını konuştuğumuz sohbetimizi noktalıyoruz. Bir diğer konuğumuzla ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.